Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 29 Ocak 2021 Cuma ve haftanın son günündeyiz. Gazetelerle başlayacağız. Ancak özetlerimiz de var. Avustralya'da Avustralya merkezli araştırma enstitüsü LOVE dünyada COVID-19'la en iyi mücadele eden 100 ülke sıralaması yaptı. Yeni Zelanda birinci, Brezilya ise 100. sırada. Dün akşam gene yaygın kanallarda Recep Tayyip Erdoğan dünyada en iyi mücadele eden ülkeler arasında ön sıradayız demişti. 74. çıktı Türkiye COVID'le mücadelede. Hatırlarsanız salgının başında maske bulunamıyordu. Bir maske dağıtımı yapılamamıştı. Ama onlar şöyle yorumlayabilirler bunu. Bakın, bizim o zamanki maske politikamız neyi getirdi? Bugün nalburlarda bile maske satılabiliyor ve parası olan da bunu alabiliyor diye övünebilirler. Maskeler hakikaten sadece eczanelerde değil, artık nalburlarda bile satılıyor. Neyse, biz Cumhuriyet'le başlayalım sevgili izleyiciler. Cumhuriyet'in manşetinde çok konuşulacak FETÖ takipsizliği başlığı yer alıyor. Bir başsavcı vekili tarafından kollandığı iddia edilen şüphelinin dosyası kapatılmış. Başsavcı vekili kolluyor diyor Seyhan Avşar'ın haberi, en iyi adliye haberleri yapan muhabirdir Seyhan Avşar. Gizli tanık Sultan 16 Mart 2016'da verdiği ifadesinde iş insanı Mustafa Belda FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer aldığını öne sürdü. Gizli tanığın iddialarına göre Belda toplantılarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından korunduğunu anlattı. İddialar üzerine 2018'de başlayan soruşturmadan takipsizlik çıktı. Arkadaşım ama etkisi yok. Kararda FETÖ'nün lehine ikili oynayan gizli tanığın beyanlarının güvenilmez olduğu, Belda'nın iki FETÖ yöneticisiyle sadece bir kez görüştüğü belirlendi. İrfan Fidan başsavcı olduğu dönemde verilen kararla ilgili gazetemizin sorusunu yanıtsız bıraktı. Belda, Fidan'ın arkadaşı olduğunu ancak müdahalesinin olmadığını söyledi. Biz de buna inanacağız tabii. Çünkü onların her işi yasal, geleneklere, göreneklere uygun olarak yürüdüğü için Yargıtay'da çay içme molası veren Fidan tam roket hızıyla Anayasa Mahkemesi'ne uçmuştu. O yüzden de oradaki gelenekler, görenekler nasıl yürüdüyse burada da aynen öyle yürümüştür. Yakın arkadaşım ama diyor etkisi yok. Tabii ki etkisi yok. FETÖ kitapçığı fiili saldırı oldu. Siyasi ayak davası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen hakkındaki 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayak kitabı nedeniyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Gökçen'in iftira suçu işlediğini söyleyenlerin Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı kapsamında olduğu öne sürüldü. Gökçen gülünç iddianame şeklinde tepki gösterdi. Evet, yani hani böyle perde arkasında, kuliste yapılan görüşmeler söz konusu değil ki. Binlerce kişinin olduğu salonda Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor ve konuşuyor. Dön artık diyor. Büyük insan diyor. Onlar görüntüler var. Görüntülü haberlerin hepsi delil olarak kabul ediliyor. Sesler tamam kabul edilmiyor. Seslerde değişiklik olabilir falan filan diye. Sesler kanıt sayılmıyor ama görüntülü videolar o zaman kıpırdayacak yer bırakmıyor. Hepsi AKP'nin içinde. Ne kadar o dönemin ünlü ve partinin önündeki kişi varsa tümü Fethullah Gülen'in siyasi ayağının kırkayağı şeklinde. Siyasi ayak değil, siyasi kırkayak. Hatırlarsanız
Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gittiğinde kalabalık bir heyetle oradan bir modül gibi ayrılan Bülent Arınç Pensilvanya'ya gidip görüşme yapıp sonra gruba katılmıştı. E ne yapalım, bunların hepsini görüyoruz. Sizin arzu ettiğiniz kadar salak olamıyoruz Türkiye toplumu olarak. Haberlere dönelim. İslami dönüşüm başlığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem komisyonunda şeriat uyumlu hukuk sistemi önerildi. İslami yaşam tarzının her alanda yaygın kılmak istediği ülkede bir adım da meclisten atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem komisyonunda kentsel dönüşümü finansmanı için faizin yasak olduğu İslami finans ile genellikle şeriat uyumlu tahviller olarak adlandırılan sukuk uygulaması önerildi. Demin yukarıda da vardı, dedim yanlış yazdılar herhalde hukuk uygulamasını. Profesör Doktor Seyfettin Erdoğan, Türkiye'de kentsel dönüşümün ve deprem tedbirlerinin altyapı harcamalarının ulusal kaynaklarımızla karşılanma şansımız yok. Bunun için İslami finans temel çözüm, kentsel dönüşümü finanse etmek için önerdiğimiz model modifiye sukuktur diye konuştu. Nasıl biliyorsa öyle yapsın diyoruz. Ve üçüncü başlık gazetenin birinci sayfasında yüksek gerilim. Yüksek gerilime neden olan şey ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Ağbal ile yandaş medya arasında faiz tartışması çıktı. Yılın ilk enflasyon raporu toplantısında yandaş medya ile Merkez Bankası Başkanı Ağbal arasında yüksek faiz gerilimi yaşandı. Sabah Ankara temsilcisi Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı'nın yüksek faize karşıyım sözünü hatırlatarak yaptığı eleştiriye Ağbal'dan faiz indirimlerine dönük bir gündemi çok erken buluyoruz yanıtını verdi. Diğer haberlerde şöyle, çadırı yıktılar. AKP'li Melih Bulu, bu Boğaziçi Üniversitesi rektörü, Bulu'nun tepkileri sürdüğü Boğaziçi'nde bu kez de öğrencilerin çadırı yıkıldı. Öğrenciler kayyum öğrenciye, emekçiye çatıştırma çabalarına rağmen çadırları yeniden kurduk paylaşımını yaptı. Evet. Oy birliğiyle rektör atanmadı, seçildi. Almanya'da Türk fizikçi Profesör Doktor Metin Tolan Göttingen Üniversitesi rektörlüğüne seçildi. Üniversite Tolan'ın oy birliğiyle seçildiği ve mütevelli heyetin onayladığını açıkladı. Rektör seçilen Tolan, kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Tolan, en iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir onurdur dedi. Boğaziçi Tek Vücut, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Esra Mungan, Rektör Bulu'nun özgeçmişinin profesörlük kadrosuna yetmediğini bildirdi. Mungan, yardımcı bulamayan Bulu ile çalışabilecek kişiler bile geri çekildiler, diyor Seyhan Avşar'ın haberinde. Dün vermiştik bu haberi, artı gerçekten 42 gündür kayıptı. Öldürülen kadın benim annemmiş. Tırnak içinde vermiş. Samsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün cansız bedeni bulundu. Erkek arkadaşı Muharrem Coşkun cinayeti itiraf etti. Aygün'ün kızının yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem paylaşımı yürekleri dağladı. Cemil Ciğerim'in haberi. "75 yaş üstü aşılamaya başlandı. Ama Metin Göktepe'nin annesi Fatime Göktepe 91 yaşında hala yaptıkları, çocukların yaptıkları girişimlerde bir öncelik alamadı. 91 yaş. Varlık Fonu denetimine tepki, rapor var, içerik yok. Bünyesinde Türk Hava Yolları, BOTAŞ, Ziraat Bankası gibi Türkiye'nin dev şirketlerini barındıran Türkiye Varlık Fonu'nun gizli damgalı 2019 denetim raporu içeriği de tartışma yarattı. CHP'li Kuşoğlu, yöneticilere verilen ücret yok, harcamalarda yok.
Paraların içinde yüzmeyi o kadar seviyorlar ki. Para onların her şeyi. Evrensel'e geçiyorum. Evrensel'in manşetinde Boğaziçi Üniversitesi var. Kayyum şerit çekti, öğrenciler engeli aştı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektör istemiyoruz sloganları rektör Melih Bulu'nun katıldığı canlı yayında yansıdı. Bunun üzerine rektörlük binasının önüne eylem alanı şeritle kapatıldı. Putin zordu ama süreci yönetecek desteği var Rusya'da. Gerçekleşen gösterilerde hem Türkiye hem de dünya çapında geniş yankı buldu. Rusya'da neler oluyor sorusunu yönettiğimiz Doçent Doktor Hakan Güneş, Putin'in zor zamanlarından birini yaşadığını söylerken bu süreci yönetecek desteğinin de olduğunun altını çizdi. Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını vaat etmiş. Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk Erdoğan ziyaretine ilişkin konuştu. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik taleplerini Erdoğan'a ilettiklerini söyleyen Asiltürk, Sayın Cumhurbaşkanı kaldırılacağını kesin olarak ifade etti. Erdoğan iktidarda kalmak için her türlü geri adımı, gericiliğe doğru adımlarını atmakta bir beis görmüyor. Tabii ki bu din referanslı siyasi hareketlerin de belki kimliksizliği ayrıca bir tartışma konusu olmaktan çıkmış. Kesin bir olgu haline gelmiş. Niyet okumak falan değil bu. Recep Tayyip Erdoğan da iktidara geldiği ilk yıllarda ki söylemleriyle Avrupa'da liderler başımızı döndürüyor dedirten bir kişiliğe sahipti. Şimdi geldiği yer ise sanki IŞİD'in bir adım bu tarafında duruyor gibi gözüküyor. Ev ofise döndü, kafamızdaki iş klasörü kapanmadı. Evde çalışma avantaj sanıldı. Pandemiyle birlikte kamudan özel sektöre birçok insan artık evinde bilgisayar başında çalışıyor. Önceleri geç uyanmak, trafik stresinden kurtulmak gibi avantajlar sağlasa da artan iş yüküne, faturalara, çocuk bakımı da eklenince ofis ortamı aranıyordu. Bu epey tartışmalı. Ben bunun tam yanında duramıyorum. Çünkü yıllar önce bir bilgisayar kongresinde, adı da bilgisayar kongresiydi. Bilgisayar teknolojisi o kadar gelişecek ki demişler 88 ya da 89 yılıydı bir sunumda. İnsanlar evlerinden sadece işte 2 saat kadar çalışacak. Geriye kalan zamanlarda kendilerine ait olacak. Trafikte zaman geçirilmeyecek ve boşa enerji harcanmayacak gibi şeyler yapılmıştı. Ancak Türkiye büyük, hem Türkiye hem de dünya büyük bir felaketle karşılaşınca bunun uygulanmasına geçildi. Ve buradan da pek çok hem sorun çıktı hem de avantajlar sağlandı. Evet, büyük şehirlerde, İstanbul gibi büyük şehirlerde işe gidiş geliş için yaklaşık toplam 4 saat harcama ortadan kaldırılmış oldu. Ama bununla beraber başka sorunlar da çıktı. İşte o sorunları da evrensel birinci sayfasında yer vermiş. Diğer haberleri de şöyle. Adaletin peşindeyiz. Bizi yalnız bırakmayın. Baba Sami Elvan, Berkin Elvan'ın babası. Bu Berkin Elvan öldürülmesine ilişkin davanın 19. duruşması bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Karar aşamasına gelen davada baba Sami Elvan'dan çağrı var. Biz adliye de davamızın peşinde olacağız. Dostlarımıza çağrımızdır. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de buradan duyuruyoruz. Dün ben de Çağlayan'daydım sevgili izleyiciler. İsmini anmaya değmeyecek bir siyasi lidere hakaret ettiğim gerekçesiyle savcıya ifade verdim. Adliye koridorlarında dolaşırken
bir kıyaslama yapma imkanım oldu. Bundan 4-5 yıl önce de adliyeye çok sık gidip geliyorduk. Gerek kendi davalarımız gerekse arkadaşlarımızın davalarında soğuk adliye koridorlarını ısıttığımızı o zaman fark ettim. Çünkü tam gün orada duruyor ve yargılamaları yakından takip ediyorduk. Kitlesel biçimde oradaydık. Dün ise adliye koridorlarının biraz daha soğuk olduğunu, çünkü duruşması olmayanı içeri almıyorlar. Ve kimin nerede yargılandığını da artık bilemiyoruz. Kim ifade verecek, kim yargılanacak, nerelerde olacak, bu konuda bilgimiz yok. Ancak işte böyle büyük davalarda çağrılar yapıldığında gidebilenler ancak gidebiliyor oraya. Ve çok değerli. Tabii ki bu dayanışmalar çok değerli. Ve fotoğraflı haberini de okuyup sonra bir güne geçelim. Diyarbakır'da UNESCO listesinde yer alan surların diplerindeki evler yıkılıyor. 40 ile 100 bin lira arasında fiyat biçilen Benülsen Mahallesi'ndeki yaşayan yoksul yurttaşlar bu parayla ev alamayacaklarını belirterek soruyor. Buradaki insanlar nereye gidecek? Ev alacak para verilmezse buradan çıkıp yine gecekondu mu alacağız diyor haberde. Evet, 40 bin liraya, 40 bin liraya ancak bir yıllık kira bile karşılayamaz insanlar. Almanya demir taşı serbest bırakın dedi. Alman hükümeti HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı. Alman hükümeti Ankara'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kararlarını uygulamaya çağırdı. Evet, bitirdik evrenseli. Şimdi bir güne geçelim. Bir günün sürmanşetinde Sayıştay'a yasak, yabancıya serbest başlığı yer alıyor. Sayıştay'ın denetleyemeyeceği Türkiye Varlık Fonu, İngiltere merkezli şirket denetleyecek. Bu karar satış öncesi uluslararası onay olarak yorumlandı. Erdoğan Türkiye'yi satmak üzere gelmiş bir görevli gibi profil çiziyor gerçekten. Zaten daha önce başbakanlığında söylemişti. Ben dedi başbakanım, ülkemi pazarlarım. Evet, pazarlama yerlerinden bir tanesi de Kanal İstanbul. Rant yolu için tehdit. Kanal İstanbul'da bilirkişi heyetinde yer alan akademisyen H.A. açık ve üstü kapalı tehditler aldım diyerek görevden çekildi. Bilim karşısında zorbalık. Kanal İstanbul için oluşturulan bilirkişi heyetinde resen atanan H.A. İstanbul 22 Ocak günü 10. İdare Mahkemesi'ne gönderdiği tehdit edildiğini belirterek dilekçede tehdit edildiğini belirterek görevinden çekildi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan H.A.'dan proje güzergahı ile ilgili rapor oluşturulması istendiği öğrenildi. Mahkemeye verdiği dilekçede hazırladıkları raporu beğenilmediğini, kendilerinden yeniden bir rapor istendiğini aktaran H.A. bu süreçte açık ve üstü kapalı tehditler aldığını belirtti. TMOK İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'na yapılan açıklamada heyete dair itirazlarımızın doğruluğu ispatlandı dedi. Vur, kır, parçala bu ülkeyi, sat. Çaresiz, yenilgisi kaçınılmaz olan durumlarda taraftarlar işte şöyle tezahürat yaparlar statlarda. Vur, kır, parçala bu maçı kazan. İktidar da aynen bu düsturda gidiyor. Yolsuzlukta zirve. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksine göre Türkiye Avrupa'da sonuncu. Dünyada 180 ülke arasında ise 86. sırada yer aldı. Okuyalım bunu.
Burkina Faso ile aynı puandayız. Ekonomiden sağlığa, eğitimden siyasete çürümenin boyutu derinleşiyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksine göre Türkiye son 8 yıl içinde en çok gerileyen 5 ülke arasında. 180 ülke içinde 86. sırada yer alan Türkiye, Trinidad, Tobago, Burkina Faso gibi ülkelerle aynı puana sahip ki o ülkeler bu dünyanın neresinde yer aldığı konusunda dünya kamuoyunun pek bilgisi yok. Yolsuzlukta algı endeksine göre 40 puan olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile kıyaslandığında Romanya'nın da gerisinde kaldı. Yolsuzluk algı endeksinin ilk sırasında 88'er puan alan Danimarka ve Yeni Zelanda yer alırken bu ülkeleri 85'er puanla Finlandiya, Singapur, İsveç ve İsviçre takip etti. Yasaklar sorunların üstünü örtemiyor. Salgın kısıtlamalarına karşı tepkinin sokaklara taştığı Hollanda, ülke tarihinin en büyük olaylarına sahne oldu. Peki neden dünyanın en zengin ve mutlu ülkelerinden olan Hollanda'da insanlar sokağa döküldü? Kapitalizmin ana yurdunda yaşananlar tesadüf değil. Sistemden hoşnut olmayan evsiz, barksız, gelecek kaygısı duyan, günübirlik yaşayan on binlerce insanın tepkisi bu, diyor Nevzat Çin, Cingöz ve Zafer Aydoğdu'nun Hollanda Mahreçli yazısında. Tayyipli soruşturma. Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Bülent Nomer, final sınavı sorularından birinde Tayyip adının geçmesi soruşturma konusu oldu. Soruşturmada şu ifadelere yer verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız biçimde gönderme yapıldı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldı. Tövbe estağfurullah. Tayyip adının ne anlama geldiğini ve güzel bir anlamı var. Niye böyle söylüyorsunuz ki? Boğaziçi'nde AKP'li rektöre karşı direniş sürüyor. Bu isyan dinmez başlığı altında öğretim üyeleri yine rektörlük binasına sırtlarını dönerek ne kadar zor dayanılması. Siz orada oturuyorsunuz ve diyorsunuz ki siz bana yardımcı olur musunuz? Ben yardımcı seçeceğim. Yani rektör yardımcılığı görevini için sizden yardım istiyorum diyor. Hiç kimse bu görevi kabul etmiyor. Ve orada iyot gibi böyle açıkta duruyor ve devam ediyor. Karıştırılacak, karıştıramadıkları son yerde orası. Evet, bir günü de bitirdik sevgili izleyiciler. Yeni yaşama geçelim. Yeni yaşamın manşetinde sorumluluktan kaçamazsınız başlığı var. İnsan Hakları Derneği CPT heyetine İmralı raporu sunarken Asrın Hukuk Bürosu da çağrı yaptı. Sorumluluktan kaçamazsınız. İşkenceyi Önleme Komitesi Türkiye'ye geldi CPT. Heyet 11 ve 25 Ocak tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri ve bazı cezaevleri ziyaretleri yaptı. Ancak tecidin ağırlaştırılarak sürdüğü İmralı'ya gitmedi. Heyet, İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı da ziyaret etti. Eş Başkan Öztürk Türkdoğan, CTP heyetine Asrın Hukuk Bürosu'nun hazırladığı İmralı raporunu sunduklarını belirterek durumun ciddiyetini aktardık, İmralı'ya gitmeleri gerektiğini vurguladık. Heyet de İmralı'daki sorunun ciddiliğini biliyoruz, aktaracağız dediler diye konuştu. Asrın Hukuk Bürosu da Avrupa Konseyi'ne çağrı yaparak sorumluluklarınızı yerine getirin dediler. Kadınlar tecide karşı alanlarda olacaklar. Özgür Kadın Hareketi TCA kendimizi savunuyoruz sloganıyla başlattığı kampanya Şubat ayı itibariyle PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik sürdürülen tecit ve buna karşı
cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemleriyle gündeme gelecekler. Açlık grevi de bugün 64. gününde yaşarken oğlumu görmek istiyorum. Anneler, hasta tutsaklar listesinde yer alan ve tedavi hakkı engellenen isimlerden biri de şair Ebedin Abi. 25 yıl önce tutuklanan 25 yıl. Tutuklanan ve Kayseri Bünyan ikinci oğlu tehditli kapalı cezaevinde bulunan abinin kalp, şeker, tansiyon ve her iki gözde görme kaybı gibi rahatsızlıkları var. 6 yıldır oğlunu göremediğini söyleyen 82 yaşındaki annesi Esmihan abi, ikimiz de sağken onu çok görmek istiyorum dedi. Türkiye'nin dramları sıradan hale geliyor. O kadar fazla yapılır ki 25 yıl hapiste. Nelson Mandela da 25 yıl hapiste kalmıştı. Ve onun hapishanedeki süreci Güney Afrika Cumhuriyeti'ne özgürlük olarak iade edildi. Böylesi bedeller ödeniyor ama Türkiye'de çok çok fazla. Abdullah Öcalan da şu anda 22. yılını cezaevinde geçiriyor. Çürüme göstergesi 2020 yolsuzluk algı endeksine göre Türkiye 86. sırada, biraz önce okuduğumuz haberin başlığı burada da yer alıyor. Lübnan'da yolsuzluk karşıtı gösteriler dün yine insanlar, bu sefer gene maskesiz falan hepsi alanlarda, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki sorunları çözüm bulamayan yönetim karşıtı protestolara devlet güçleri saldırdı diyor. Bu fotoğraf saldırıdan önce çekilmiş bir fotoğraf. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin manşetinde Engin Yurt'tan şaşırtan çıkış diyor. İktidarı öven sözlerle iktidarı ironik şekilde eleştirdi. DP'li Cemal Engin Yurt, bu MHP'den ihraç edilmişti. Söylenen sözün tersini kastederek hicivlemenin en güzel örneğini ekrandaki övgüler yağdırarak verdi. İşte diyor sözleri. Türkiye'de muhalefetin anlamadığı şey şu: Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan iltimaslı bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her şeyin üstünde bir insan. Bu ülkede her şeyi yapma hakkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğru yapıyor. HDP'yi eleştirmek de Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Ha burada mahkeme kurmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Andımızı kaldırmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. İşine gelene militan demek, işine gelmeyene terörist demek Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Herkes haddini bilmeli. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her dediğini eleştirmek yerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her dediğini kabul göstermek durumundayız. Aksi takdirde çok kızıyor. Hepimiz size bir şeyler diyebilir. Onun için ben Recep Tayyip Erdoğan'ın o etkisi olduğunu düşünüyorum demiş. Evet, tersinleme yapmış. Askıda fatura 30 milyon liralık destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara'da bunu yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başlattığı askıda fatura uygulamasının iyilik hareketine dönüştü. Yardımseverler 8 ayda 30 milyon liralık bağışta bulundu. Bu parayla 198 bin abonenin su ve doğalgaz faturası ödendi. Evet, internet üzerinden İBB sitesine girerek oradan bütçenize göre ödeyebileceğiniz bir fatura seçiyorsunuz ve onun ödemesini yapıyorsunuz ve böylece orada insanlar ve ayrıca 100 liranın altında bunlar çoğunlukla elektrikleri, suları kesilmeden yaşamına devam ediyorlar. Türkiye ne yazık ki bu durumda.
Erdoğan'ın kendi yaşamını Türkiye'ye şamil etmesi sadece bir yanılsama. Kendisi için de yazık oluyor tabii ki. Çarşı pazarda her şey zamlanıyor, geçim zorlaşıyor. Evine ayda 8.638 lira girmiyorsa yoksulsun diyor. Yoksulluğun sınırı bu kadar. Gemilerde 50 bin Türk sigortasız çalıştırılıyor. Nedim Türkmen'in haberi bu. Yine Körfezi'nde 15 gemicinin kaçırılması denizcilik sektöründeki çalışma düzenini gündeme getirdi bugün. Türklere ait 1000 Gronston'un üzerinde 1150 gemi yabancı bayrak taşıyor. Bu gemilerin çalışan 50 bin kişinin sosyal güvencesi de bulunmuyor. Çünkü Türkiye'ye ait gemi gibi değil onlar. Korkusuz'a geçelim. Korkusuz'un manşetinde vatandaş dert küpü diyor. Meral Akşener'i takip etmişler. İyi Parti lideri Sakarya'da çarşı pazar dolaştı. Farklı kapıları çalsa da duydukları aynıydı. Siftahsız günler, biriken borçlar, kaynamayan tencere, işte anlatılanlar demiş. Bunları kare kare açıklamış. İki çocuk annesi Arzu sevgili kurban olmuş Samsun'da. Cesedi bulunan ve 42 gündür kayıp olan kurbandan söz ediyor haber. Memur çiftin inanılmaz ölümü. Buz düştü, baca koptu, gaz sızdı. Erzincan'da görevli çubuk çifti ancak gerilim filmlerinde görülebilecek bir olayın kurbanı oldu. Erzincan'da polis memuru Mehmet Ufuk Çubuk 41 yaşında ile öğretmen eşi Özlem Akgün Çubuk o da 43 yaşında evlerinin mutfağında ölü bulundu. Yapılan incelemeye göre çatıdan kopan buz sarkıtı kombinin borusuna çarpıp yerinden çıkarttı. Her şeyden habersiz mutfakta yemek yiyen çift eve dolan doğal gazı soluyarak can verdiler. Çok yazık. Siyanürlü altına tepki Ordu Fatsa'da siyanürlü altın ayrıştıran şirket çalışma alanını genişletmek için ÇED onayı istedi. Doğa katliamına dikkat çeken köylüler isyan ettiler. Evet, Eskişehir'de son okuyacağım haber de bu şey, dünyada 8. sırada en güvenli şehir Eskişehir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin zirvede olduğu listenin ilk onuna ülkemizden sadece Eskişehir girebildi. Dünyanın en güvenli şehirleri arasında ilk ona giren bu konuda da Eskişehir'i yıllardır yöneten Yılmaz Büyükerşen hocamızı da tebrik edelim buradan. Ve Karar Gazetesi'ne geçelim. Kararın manşetinde yolsuzlukta en kötü gruptayız. Yüz kızartın liste. AKP'nin şeref tablosu. Bir kırık notta virüsle savaşta biraz önce yayına başlarken söylemiştim. Avusturya merkezli Lowy Enstitüsü'nün ülkelerin vaka sayısı ile birlikte salgında mücadele yöntemlerini incelediği COVID Performans Endeksi açıklandı. 100 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye 74.'lüğü elde etti. Erdoğan'a göre ise 3. sıradayız biz. Dünyada aşı çalışması yapan üçüncü şöyle üç dedi. Ve Türkiye yolsuzlukta Avrupa'nın en dibinde. Evet, Erdoğan'ın sözü de burada yer almış. Aşıda dünya üçüncüsüyüz. Aferin maşallah. Diyelim, geçelim. Kesintisiz
İstişarede Mutabakat Deva Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu CHP merkezinde ziyaret ettiği iki liderin açıklamasında güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda istişare sürecinin başlatılacağını belirtti. Militan tartışmasına da değinen CHP lideri, devlet memurlarının siyasi parti elemanı haline getirirseniz militanlaştırırsınız dedi. Bugün biz de Faruk Bildirici ile bu konu üzerine epeyce konuşacağız sevgili izleyiciler. Bahçeli'ye videolu cevap verdi. Dün söylediğini bugün inkar ediyor dedi. Davutoğlu 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonraki süreçte atıfta bulunarak bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkamazdı diyen Bahçeli'ye sert karşılık verdi. Sosyal medyadan MHP liderinin geçmişteki açıklamalarını yer aldığı videoyu paylaşan Gelecek Partisi lideri dün söylediğini bugün inkar eden Bahçeli'ye sesleniyorum. Geçmişi silemezsin. Gerçekler ortada, hodri meydan dedi. Evet. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinde okumamam gereken bir başlık var ama şimdi ekrana gelince diyeceksiniz ki neden onu okumadın? Çünkü işin içinde Ertuğrul Özkök var. Mesut bir Alex mi olur, Falcao mu olur? Hürriyet Spor'da Mustafa Denizli, Ertuğrul Özkök'le 10 diye bir sayfa açtık. Mesut Özil'i masaya yatırdık demiş. Ertuğrul Özkök yatırdıysa hadi yavrum diyelim. Evet, iki kaçağın Batum sefası. Cinayetten müebbete mahkum olunca firar eden Metro turizmi sahibi Galip Öztürk ile kırmızı bültenle aranan sanal bahis çetesinin önemli isimlerinden Derkan Başer'in yolu Batum'da kesişti. Gürcistan'da birlikte iş yapan ikili lüks içinde bir hayat yaşıyorlar. Firar ortaklar Batum'daki bu ocakbaşıda sık sık buluşuyorlar. Toygun Atilla'nın haberi bu. Galip Öztürk ve burada AVM ve otel satın almışlar. Gürcistan'a yatırım yapmışlar. Ünlü Alman Üniversitesi'ni Türk rektör yönetecek Profesör Doktor Metin Tolon Göttingen Üniversitesi rektörlüğüne atanmadı, seçildi. Üç aşı adayına önemli gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yenilikçi yerli aşı adayının faz çalışmalarının başlama arifesinde olduğunu söyledi. Bize bitmiş olanları ver. Evet, dün sosyal medyada vardı. Burada da Hürriyet'te yer almış. Gazeteye görelim arkadaşlar. Bu fotoğraf kitabı vurur mu? Yazar Orhan Pamuk, gazeteci çift Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada çok tartışıldı. Yorumların büyük çoğunluğu olumsuzdu. Pamuk'un yeni romanı Veba Geceleri önümüzdeki ay yayınlanacak. Pamuk kitaplarının tanıtımında çok önem veriyor. Bakalım bu fotoğraflar Pamuk'un yeni romanın tanıtımını nasıl etkileyecek diyor. Dün de şöyle demişlerdi. Orhan Pamuk'un daha önce Türkiye'nin bilinen demokratlarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafları böyle başladı, böyle bitirdi diye Rasim Ozan Kütahyalı'yla ve Nagihan Alçı'yla yemek yerken bir de üstelik kendisi paylaşmış bunu. Kendisi çektiği selfie fotoğrafını paylaşmış. Yeni dostları hayırlı olsun Orhan Pamuk'a. Posta gazetesine geçiyorum. Posta'da manşeti okuyayım. Babasının izinde Antalya İtfaiyesi'nde göreve yeni başlayan 6 kadından biri olan Nurhan Erol, görev başında şehit düşen itfaiyeci İlhan Erol'un kızı. Nurhan, babamın meslek hikayeleriyle büyüdüm. Bu nedenle onun mesleğini
devam ettiriyorum dedi. Samsun'da kaybolan ve 42 gün sonra bulunan Arzu Aygün'ün haberi burada da yer almış birinci sayfada. Milliyet'e geçelim. Milliyet gazetesinde satan mutsuz, alan umutsuz diyor. Fahiş gıda fiyatları satıcıları da üzüyor. Temel gıdada karların çok düşük olduğuna dikkat çeken perakendeciler maliyetlerinin %30'dan fazla yükseldiğini söylüyorlar. Evet, dün sevgili izleyiciler, ben de pazara çıktım ve pazarda hep şöyle şeyler olur. Yani 50 lirayla böyle 3-4 torba doldurup geri dönersiniz pazardan. Şimdi ise 60 liraya 3 parça şey alabiliyorsunuz. Dün mesela domates 15 liraydı, çeri domates. Şeyler, salatalık 10 liraydı kilosu. Ki onları 1-2 liraya tarladan çıkışı var. Ve avokado eskiden marketlerde 5 lira, pazarda da 3 liraya satılırdı. Bu da yani çok yıllar önce değil, yani bu yılın ilk yarısında, 2020'nin ilk yarısında böyleydi. Şimdi dün pazarcı şöyle söylüyor, abi biz diyor avokadoyu 11,5 liraya alıyoruz diyor halden. Burada da diyor 15 liraya satıyoruz. Markete bakmamak lazım. Her zaman da alınan şey değil gerçi, ama doktorlar COVID'e karşı mücadelede işte yaş meyve sebzelerinin önemine dikkat çekiyorlar. Böyle beslenin diyorlar. Ama insanlar nasıl beslenecek onu tam olarak bilemiyoruz. Salgında kritik tarih 15 Mart demiş. Vaka sayısı 5000'e kadar düştüğünde, ancak son zamanlarda yeniden 7000'lere çıktı. Çünkü düşme oldu mu yeniden gevşeme de geliyor şeyde. Korsanlarda ilk temas sağlanmış gemicilerle Mozart adlı gemiye saldırıp 15 Türk denizciyi kaçıran deniz aydınları ilk temas kuruldu. Korsanların gemiyi bağlı olduğu şirket Almanya ofisini arayıp tüm mürettebatın isimlerini söyledi ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi. Bu işler gizli yürütülür ki ürkütmemek için. Z kuşağı önünde tartışalım demiş Kılıçdaroğlu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası da değişiyor. Biden'ın fotoğrafı var. Evet sevgili izleyiciler. Arkadaşlar, birinci bölümü kapatıyorum. Var mı dakikalarınız? Son bir dakikaymış. Ben bu son bir dakikada Milli Gazete'yi okumayayım size. Göstereyim sadece. Bakın. Erbakan özel sayısı 1 milyon adet basılacakmış. Saadet'ten Doğu Türkistan çalıştayı düzenlemesi varmış. Afrika Batı'dan okunuyor diyoruz ve Milli Gazete ile beraber bu bölümü kapatıyoruz. Şimdi kısa bir ara, saat başında karşınızda olacağız. Bugün konuğumuz Faruk Bildirici Cuma ve Bengi'de epeyce hasarlı durumlar var. Onları onarmaya çalışacağız Faruk Bildirici ile birlikte. Saat 9'da görüşmek üzere.